Herkese yeni bir videodan selam. Merhaba kanka. Bugün geçen gün aslında teaser yayınlandığı zaman teaser'ını paylaşmıştım kanalda. 1 Mart'ta geliyor diye. Yok, 1 Mart'ta pardon, No 1'in kendi albümü geliyor. Ama bunun da teaser'ını paylaşmıştım. No 1 ve Melis Karaduman Kör şarkısıyla karşımızda. Videoya tepki vermeden önce, bir videoyu izlemeden önce kankalar lütfen kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Çünkü ciddi anlamda desteğinize ihtiyacım var. Dövmeciyim ve maalesef bir yıldır pandemiden ötürü kankalar işlerimi yapamıyorum. Ağır derecede yasaklar var, o var, bu var ve maalesef maddi anlamda çöküştüğüm. Ben de YouTube'a sarıldım. Aslında YouTube uzun bir süredir uğraştığım bir platform ama maalesef ki şanssızlık mı diyeyim, ne diyeyim, bir türlü olmadı bazı şeyler. Ama şu aralar çok güzel destek veriyorsunuz. Bir desteğin size bir şey kaybettirmeyeceğini unutmayın. Lütfen destek verip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz falan diyormuşum değil mi? Bir sonraki videoda hoşçakalın falan. Bakalım No 1 neler yapmış. No 1 bence bu klip çok güzel olacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü Purple Edge'de izlediğim, geçen gün Purple Edge'de izledim. Ben dedi artık dedi kliplerimi daha profesyonel çekmek istiyorum. Ben de dedi kameranın karşısında geçtiğimde kendimi böyle bir hani herkese bakıyorum star gibi görünüyor. Ama No 1 zaten sen bir starsın kanka. Sadece şey dedi. Ben dedi kliplerime baktığımda dedi yıkık bir adam görmek istemiyorum dedi artık. Ve eminim ki bu klibe çok özenmişlerdir. Farklı, muhtemelen farklı bir yönetmenle falan da çalışmışlardır. Bizi çok güzel bir klip bekliyordur. Ama sözlerde yine No 1'in kalemi çok güzel. Benim çok hoşuma giden bir kalemi var. Bakalım. Lan dur. Yani o direkt müziğin girişi bile o kadar böyle, yani bir şeyler yaşanmışlık hissiyatını o kadar veriyor ki böyle. Yani diye o giriş bile böyle efsane ya. Hep bir şeyler geliyor. Ya ya ya. 20-20. Bu. Hepsi de gelsin. Üstüme sorunların üstesinden geldim. Sandığının tersi, içtiğini biçersin. Cezbeden bir günah mısın, lanet güzelsin. Çekil kenara, bu hasta ağır değil ağırdan. Aldı kanımdaki dalga, ruhumdan mı ağır lan? Dün bir rüya gördüm, dayanmıştım kapına. Güzel şeyler söylüyorum bağıra çağıra. Silemedim, karaladım gölgendeki canavar. İçinde bir kanama ama daha canı var. Hangi suratına kapansın olan bu kap... Fondaki yükselişi görüyor musunuz? O fondaki beat'teki yükselişi görüyor musunuz? Çok iyi oğlum ya. Gördüm, dayanmıştım kapına. Güzel şeyler söylüyorum bağıra çağıra. Silemedim, karaladım gölgendeki canavar. İçinde bir kanama ama daha canı var. Hangi suratına kapansın olan bu kapılar? Anahtarım olsa bile açamazdım ya ha. Yıllardır karanlıkta kayıt. Dünya böyle dönüyorken sözlerim mi ayıp? Gömleklerim yırtık, gözlüklerim kayıp. Dünya böyle dönüyorken sözlerim mi ayıp? Ya No 1 ya. Oğlum her bir cümlesi var ya tam böyle, hani bazı sözler vardır ya böyle tam kartpostallıktır, böyle evine asarsın. Bu adamın kalemi böyle ya. Kapansın olan bu kapılar, anahtarım olsa bile açamazdım ya ha. Yıllardır karanlıkta kayıt. Dünya böyle dönüyorken sözlerim mi ayıp? Gömleklerim yırtık, gözlüklerim kayıp. Beni artık kayıtmayın, kayıp oldu kayık. Ya klip efsane güzel. Yani her sahnesi yine kartpostallık. Nakşe'yi de çok güzel ya. Kızın sesi de çok güzel. Neydi adı? Bakayım. Melis. Neydi? Bir saniye. Melis. Melis Karaduman. Yani şeyi de çok güzel. Sesi de çok güzel. Tipi de çok güzel. Yani saçlar falan böyle. Hafif bana Billie Eilish'i hatırlattı ama. Yani kendine özgü olmuş tabii ki de. Yani hani. Tatlı yani. Görünüşü de tatlı kız. Sesi de çok güzel. Klip de mükemmel. No 1 zaten efsane. Devam ke. Yanar ateşim sönmez. Gönlüm daha böyle geçmez.
sikersin geçmişi silerken. Sandığının tersi. Geleceğini sikersin geçmişini silerken. No bir no mercy. No bir no mercy. Ey. Geleceğini sikersin geçmişi silerken. Sandığının tersi, no bir no mercy. Gerçekler acıdır, acıyı seversen. Selfie'ye gülerken aynaya söversin. Tekin değilken sokaklar tekimiyim delinin. İzliyorum ekranı, içindeyim filmin. Fakat duyamazsın ruhumdaki sireni. Keşke aklımda kalsaydın, ucundasın dilimin. Kendimi kaybedeli yıllar oldu bu. Keşke aklımda kalsaydın, ucundasın dilinin. Aga be. Ya bu cümleyi her yere çekebilirsin ama ben şu an bu cümleyi bir yere çekersem çok içinden çıkamayacağımız böyle bir ilişki muhabbetine gireceğim. Kimseyi de baymak istemiyorum. Ama yorumlarda bunu merak eden olursa yorumlarda söyleyin. Yani bu cümleyle ilgili hissiyatlarımı söyleyeceğim. Rap savaşı çocuk kişi ve eflerin mumunu. Bok yolunda pırlantayla koştursanız ne olur. Gözlerimiz kan ama sizinkiler su dolu. Sen git oyna sudoku. Kaç yerinden delindiğini sayamadım bu kotun. Yemekleri ısıtın, tabakları soğutun. Mutlu günler göreceğim kör olduğumu unutup. Rızalar hep bir kazanan ölsün. Ne olur artık şansın dönsün. Ama ben 11 zarları gömdüm. Yüzüme gülüyorsun sanki körsün. Zarlar hep bir kazanan ölsün. Ne olur artık şansın dönsün. Ama ben 11 zarları gömdüm. Yüzüme gülüyorsun sanki körsün. Zarlar hep bir kazanan ölsün. Ne olur artık şansın dönsün. Ama ben 11 zarları gömdüm. Yüzüme gülüyorsun sanki körsün. Zarlar hep bir kazanan ölsün. Ne olur artık şansın dönsün. Ama ben 11 zarları gömdüm. Bugün de devran. Aga be, o nasıl bakıştı ya? Aga be. Göz attı. Aga be. Ulan ya. Aga ben bu adam niye böyle ailemden abimmiş gibi hissediyorum ya? Ya rapçilerin hepsini böyle çoğunu böyle %80'ini böyle seviyorum ya. Abi rapin en güzel sevdiğim yanı böyle kendi hayatlarından o kadar çok öğütler veriyorlar ki. Yani öğüt de demesem ya gerçi çoğu öğüt veriyor yani aslında hepsi. Yani en böyle saykosundan tut en böyle hani hiç böyle tararım biçerim demeyen adamına kadar. Hepsi böyle rap dünyasındaki adamlar o kadar samimi geliyor ki bana. Çünkü hepsi şarkılarında kendi hayatlarını o kadar güzelce paylaşıyorlar ki, o kadar mutlu oluyorum ki bunu gördüm. Rap'i o yüzden seviyorum. Bu yüzden seviyorum. Samimiyet var abi. Ve özellikle şu son günlerde şeye çok dikkat ediyorum. Abi rap'te artık kadınların da böyle vokal ve nakarat kısmı, yani kadınların da, kadın sanatçılarımızla rap'in içine dahil olmasını ben çok beğeniyorum. Özellikle Impala'nın da Palto şarkısı yine aynı bu şekilde bir kadın sanatçıyla yine bu şekilde böyle bir çalışma yapmıştı Palto şarkısı. Onu da izleyebilirsiniz. No 1'in de şu an Melis Karaduman'la böyle bir muhabbetin içine girmesi. Ben bu düet şeyleri çok seviyorum. Bu karışımları çok seviyorum. Çok tatlı oluyor. Yani söylüyorum ya, müzikal olarak da sizin şeye yani güzel geliyorsa, müzikal olarak size güzel geliyorsa ve samimi geliyorsa, yani dört dörtlük böyle sözlerin yazılmasına gerek kalmıyor. Çünkü bu müzik verilen bu müzikal lezzet bazen onun yerini doldurabiliyor. Yani hem söz hem müzik kalitesi güzel oldu mu iş daha da lezzetleniyor.
Bazılarını ben anlamıyorum. Onlara da saygı duyuyorum gerçi. Ben de bazen öyleyim. Hani mesela müzik tek ritimde akıyor ama sözler böyle 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 böyle. Adam mükemmel yardırıyor. Onu da seviyorum. Ama bunu da sevmelisiniz. Çünkü bu da ayrı bir lezzet arkadaşlar. Yani sadece o standart müzik üzerine işte kafiyeler, 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 kafiyeler. O da okey ama bu da okey beyler. Kankalar, şarkı çok iyiydi. Aa dur, like'ımızı atalım. Şarkıyı ben linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Gidip oradan da izleyebilirsiniz. Desteğinizi de verebilirsiniz. Gerçi 853.000 aboneden o bir. No bir canımızdır. Çok seviyorum. Umarım sağlığın şeyde Purple Edge'de izlediğimde birazcık sağlık sorunları yaşıyormuş. Kendisine de buradan çok çok büyük geçmiş olsun diyorum. Kanka birazcık daha dikkat etmelisin. Ben de senin gibi ya da sen de benim gibi ikimiz de çok aşırı derecede sigara içiyoruz. Senin gerçi şu an alkolü bence umarım azaltmışsındır. Çünkü midenle ilgili sıkıntılar yüzünden buraların kızarıyormuş. Hatta istemediğin gibi makyaj falan yapmak zorunda kalıyormuşsun burayı şey yapmak adına. Yanlış anlamayın yani hani kendisinin komik bir şekilde söylediğinden ötürü bu cümleler kendisine ait. Ben de o yüzden söylüyorum. Kanka kendine lütfen dikkat et. Yani değerlisin, çok değerli bir adamsın. Seni seven insanlar var. Hayat zor geçiyor hepimiz için. Benim için de öyle. Şu an bu videoyu izleyen insanlar, kardeşlerim, abilerim, ablalarım ve kız kardeşlerim için de öyle. Senin için de tabii öyle ama her şeye rağmen bizim ayakta durmamız gerekiyor. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sen bizim için güzel şarkılar bu şekilde çıkarmaya devam et. Biz her zaman yanındayız. Her zaman destekçiniz. Güzel bir hayat. Yani en azından bundan sonra çok güzel bir hayat yaşamanı diliyorum. Umarım biz de güzel bir şekilde yaşarız. Şarkıda nakarada kısmında artık Tanrı'ya inancım kalmadı. O tarz böyle bir şeyler geçti. Öyle hani şarkı çok iyiydi. Ama arkadaşlar her zaman pozitif ve olumlu düşünmek gerekiyor. Lütfen pozitif ve olumlu düşünmeyi, kendinize inanmayı bırakmayın. Kendinize güvenmeyi, kendiniz için bir şey yapmayı, ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın. Hayatınızdaki insanlar sizlere ne kadar sen bunu yapamazsın, edemezsin, başarısızsın, şöylesin, şöyle kötüsün, ne kadar bunları diretirse diretsin, siz inatla kendinize sarılın, inatla kendinize inanın ve içinizdeki o iyi niyeti, içinizdeki o başaracağım duygusunu, kendinize olan inancınızı asla kaybetmeyin. Hatta böyle bu şarkı bile kalkıp seni motive edebilir. Yani böyle şey üzerine yapılan bir şarkı bile senin bu şarkıyı izlediğin zaman kendi yaşantındaki, çünkü şarkı tamamen yaşantı üzerine ve geçmişteki yapılan deneyimler üzerine yapılmış bir şarkı. Sizler de bu şarkıyı dinlerken kendi hayatınızdaki size kötülük yapmış, size bunu yapamasın, edemesin diyen insanları düşünüp daha da motive ve daha güçlü bir şekilde hayata kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şarkıyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Ben şarkıların genellikle verdiği duygulara bakarım. Ben de hissettirdiklerine bakarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma da lütfen abone olup destek vermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Instagram'dan beni bulmak isteyenler olursa da Instagram Aziz Ateş takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.